1974 yılının Ağustos ayında gazeteci Tevfik Yener ile hayatını birleştirir Neşe Karaböcek. Gazino ve müzik dünyasını çok yakından tanıyan Tevfik Yener, onun hem eşi hem dostu hem de yaptığı her işte en büyük yardımcısı, danışmanı olarak hep yanında olacak ve bu mutlu beraberlik o günlere dek sürecektir. Bizim yıllarımız hızlı geçti. Belki sürtüşme olmadığı için bize bu 40 yıl yani 4 sene falan gibi geliyor. Şaşırıyoruz geriye baktığımızda. Neşe Karaböcek Kervan Plak ortaklığı 1980 yılının ilk aylarına dek sürer. Karaböcek'in hem sahnelerde hem de plak dünyasında adını zirveye yazdırdığı bu dönemde Deli Gibi Sevdim ve Kemancı da Neşe Karaböcek'in sesinden plak olur ve her iki plak da büyük başarı kazanır. Paris'ten selamlar. Paris'in çevre yolunun, Paris'in iç yollarının bu şekilde serbest oldu, ilk defa görüyorum. O da koronanın sayesinde oldu yani. 1,5 saatte aldığımız yolu şimdi sadece yarım saatte varıyoruz. Karaböcek denilince ilk akla gelen şarkılardan biri olacaktır. Bir öptüm, bir öptüm, bir dam öptüm. Kimse görmedi, öpüştü yüzünü. Yağmurdan başka iki gözüm çıksın. 1977 yılında Neşe Karaböcek, Almanya'dan gelen bir teklifle bir yüzü Almanca, bir yüzü İngilizce bir plak doldurdu. Kemancı şarkısının Almanca versiyonu olan Geiger adlı şarkı Almanya'da çok sevilir ama Neşe Karaböcek Almanya'da yeniden kariyer yapmaktansa Türkiye'de çalışmalarına devam etmeyi tercih eder ve sonraki teklifleri kabul etmez.